Merhaba arkadaşlar, Ümran Albora kanalına hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans'ta Klan Savaş Ligi'nin 5. günü savaşlarını yapacağım. Yine 4 tane hesabım kaldı ve bu 4 tane hesapla güzel saldırılar yapacağıma eminim. Her neyse, savaşlarımıza başlayalım. Karşımızda da bir Türk klanı varmış bu arada. Şöyle bir köy düzeni var ve kaç tane şeyim varmış? 8 tane çarpma 10 tane ejderha. Bakalım. Şuradaki hava savunması ve hava patlayıcısını alırsak güzel olur ve nereye alsak bir de şuradaki hava savunması aldıktan sonra köyü işleme şansımız çok yüksek. Şuradaki dediğim gibi şu hava savunması ile hava patlayıcısını alalım. Tamam, burayı aldık, güzel. Ve şu Kral Barbar'ı da etkileyecek şekilde çarpmalar atalım. Kral Barbar'ın az bir canı kaldı ve şuradan ejderhaları yollayalım ve peşinden bakayım. Şuradan Kral Barbar'ı yollayacağım. Orayı temizlesin. Şu sesini biraz açalım yani. Çok açmayalım. Çok abartılı. Çok ses çıkıyor. Klan Kalesi'nin ejderha çıktı. Bakalım. Onun ejderhası yüksek. Şuradaki krala basalım. Hasta ölüyordu. Özel yeteneğiyle birlikte. Kral Barbar'a saldırıyor. Yani. Zaten canı azdı Kral Barbar'ın. Yani bir şey olmadı. %50 canı kaldı rakip ejderhanın. %59 yıkım yüzdesini elde etti şu an. Şu ejderhayı... Ha, tamam. Bütün ejderhalar, bizim ejderhalar rakip ejderhayı öldürdü. Çok acayip bir köy düzeniymiş. Bu nasıl bir köy düzeni ya? Biraz sanki erken basılmış bir köydü. Bildiğiniz gibi geçenki videoda, hatta iki video öncesinde diyelim, bir açıklama videosu vardı, orada söylemiştim. Klan savaş liglerinde herkese adaletli bir rakip gelmiyor. Bazen mesela siz 8 olurken rakip 10 seviye belli bir nasıl olabiliyor. Ve hizmeti uğrayabiliyorsunuz. Şu an rakibimiz de sanki biraz hafiften öyle gibi. Yani klan savaş liglerine de bir adaletli bir düzen gelse, yani eşit bir rakipler gelse süper olur. Ama maalesef öyle bir şey yok şu an Clash of Clans'ta. Her neyse, şu an köyü işledik. Evet, gelelim. Diğer hesabımıza geçeceğiz. Geçmeden önce şu birliklerimize basalım. Tamam. Bir sonraki hesabımıza geçelim. Bakalım. Her şeyimiz tamam. 8 çarpma ve 10 tane ejderhamız var. 3 seviye. Ve bunun da karşısında yine saldıracağım. Evet. Şuna bakalım köy düzenine. Yine hava patlayıcısı ve savunmasını yan yana onları alayım. Bitti. Sakın bunu siz yapmayın arkadaşlar. Hava savunması, hava patlayıcısı yan yana koyulmaması gereken bir savunma birlikleri. Şuradaki büyücü kulesi, okçu kulesi ve hava savunmasını alalım. Ve gerek kalan son hava savunmasını oradan da ejderhalara atalım. Şuradan da diğer ejderha karababamızı atalım. Dediğim gibi sakın siz olun hava savunması, hava patlayıcısı yan yana koymayın. Sonra köyünüz çok kolay üçlenebilir. Bir hava patlayıcısı sizin köyü çok savunabilir. Hatta tek yıldız, hatta hiç yıldız alamayabilirler rakipleriniz. Rakipten bir kişi de köyü savaşını inceliyor, izliyor. Baktı, hizmeti orada kapattı. Oyunu kapat. Bu savaşı biz kesin kazanacağız şu an. %88. 27'ye 9 zaten şu an. Rakibi darma duman ettik. Bir tane balon kaldı havada. Öldü bu. Ya senin. Keşke onu
Öldürmeseydiler de havada babadan böyle kalırdı saçma sapan. Şu an 30'a 9. Rakibi darma duman ettik. Şöyle bir görev de bitirmişiz. 20 tane elmasımızı alalım. Allah bereket versin. Şunu şöyle. Tamam. Bir sonraki hesabımıza geçelim hemen. Hemen oraya. Ay, pardon, yanlışlıkla yine aynı hesaba geçtik. Pardon. Hemen bir sonraki hesabımıza geçelim. Arkadaşlar videonun altına yazabilirsiniz. Sizin kaç tane köyünüz var? Kaç tane köy geliştiriyorsunuz ve kaç seviyesiniz? Bir tane geliştiriyorsanız kaç seviyesiniz? Videonun altına yazabilirsiniz. Şöyle 7-8 tane şeyimi açalım. Tamam. Şuna saldıracağım. Diğer 5 numaraya bizim 5 numara saldıracak. Evet, süper. Geldik. Nane yedim mi şimdi mi? Evet, nane yedik. Şimdi biz buna nasıl saldıracağız? Güzel bir soru. Bak şimdi. Bunun köyü de bizim köye göre biraz yüksek. Bakalım ne yapacağız. İnşallah böyle en az bir iki yıldız alırız. Bunu yıktık. Tamam. Evet. Ne yıksam ya? Şunu yıkacağım. Bir okçuyu şuraya at. Bir büyücüyü şuraya at. Şuradan ejderhaları yolla. Kral Barbar'ı şuradan yolla. Okçu kralı şeyden arkadan yollayalım. Sonra ejderhamızı attıktan sonra şuradan da klan kalesini çıkartalım. Kral Barbar'ın özelliğini basmak zorunda kaldım. Klan kalesi de bebek ejderhanın ejderha çıktı. Hadi ejderhalarım. Hadi ejderhalar. Tek tek aldık galiba ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak hava patlayıcılarını çok harika bir noktaya koymuş ama. Gördüğünüz gibi tek tek aldı bıraktı bizi bu. Demek istediğim daha deminki durum buydu. Artık yüzde oynayacağız mecburen. %69. Enes, valla güzel savunma yapmışsın. Harika. Eline sağlık diyeyim. Tek de bıraktı beni ya. Ah be, şunun kadın mı kalmış ya? %70'te kaldık ya, tek yıldız ya. Kötü oldu bu. Çünkü bu son Osmanlı şu an bizim rakibimiz. Birinci değil, ikinci olma şansımız var. Ne kadar yıldız o kadar iyi. Şu an bizim için. Ve son olarak gelelim benim bağış hesabına gelelim. Buna hiç bakmaya zaten dediğim gibi bu bağış hesabı olduğu için biraz erkenden basılıp geçilmiş hesap. Evet. Bu hesaba şimdi bakalım. Bu hesapta çok bizim gibi erken basılmış. Hatta bizimkinin daha çok erken basılmış sanki. Evet. Şuradan başlayalım savaş etmeye. Evet. Şuraya alsam iki taraf etkiliyor mu? Yok, etkilemiyor lan. Ulan var öyle bir düzen yapmışsın ki. Şov alayım. Evet, şuradan atalım okçuyu. Şuradan diğer okçuya, büyücü atalım.
Lan şey, Jenny Blair'in de tek de almış ha. Şu ejderhamızı da çıkartalım. Arkadan büyücü kurucuyla destek verelim. Şu cehennem kulesini almaları lazım. Hava korucusuna niye gidiyor şey diyorlar ya. Hava şey. Şu X'in alın artık hadi. Esen'in kasırgaya rast geldik. Tek tek al gene. Yok onu. Hava savması var ya orada ya. Of. Tek tek aldım gene ya. Yüksek yüzdeyle tek tek aldığında iğrenç oluyor. %32. Yani %32 dedim. 32 yıldız'a 9 yıldız şu an öndeyiz ama gördüğünüz gibi arkadaşlar 161 son Osmanlı, 142 biz. 3. sıradaki rakip de birinciyle oynuyor ve birinci sıradaki rakibimiz üçüncü sıradakini darmaduman ediyor şu an. Hani şu an bizim ikinci olma şansımız var ama şu an biraz zora düştü. Sıkıntıya düştü rakip. Yani ikinci olmamız. Şöyle baktığımızda bir sonraki savaşı Son Osmanlı Azmer yine bir klan ismini de okuyamıyorum. Ondan oynayacak. İkinci, üçüncü ile oynayacak. Orada bir kişi yine şey olacak. Kaybedecek mecburen. Yani o şekildeydi. Yani bu şekildeydi. Arkadaşlar her neyse bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Bay bay.